Gece Ajansı konuk bölümüyle devam ediyor. Bugün sizlerin de severek takip ettiğiniz kıymetli hocamız Mehmet Özdemir bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Afiyettesinizdir umarım. Elhamdülillah. Rabbim daha iyi etsin. Amin. Cümlemizi inşallah. Amin. Dünya üzerindeki tüm Müslümanlarla birlikte. Amin. Özellikle de Filistin ve Amin. Gazze, Doğu Türkistan. Nerede kanayan bir yara varsa, nerede bir mazlum varsa... Aha. İnşallah onlarla birlikte Yüce Rabbim bizleri iyi eylesin. Amin. Güldürsün. İki cihanda da mutlu mesut etsin bizleri. Amin. İnşallah onu diliyoruz. Temennilerimiz o yönde. Hocam haberimizin bitirdiğimiz haberle bir soru sormak istiyorum size. Buyurun. Milli Eğitim Bakanlığımız kıymetli bir işe girişti. Çocuklarımız sosyal medyada çok vakit geçiriyor. Madem çok vakit geçiriyor biz de ailelerin... Bizlerin bildiği mecralarda vakit geçirsin ve düşünce olarak çok yalpalanmasınlar diye düşünerek bir platform, Veli Vizyon platformu oluşturdu. Orada yeni diziler yayınlanacak. İlki yayınlandı. Sizin bu platforma önereceğiniz diziler, çizgi filmler neler olur onu sormak istiyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Ben evvela seneyi devriyesi olan cesur, mücahit... Kahraman, mücadeleyi çok iyi beceren ve Akit Televizyonu'nun da kurucusu olan Mustafa Karahasan oğluna Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim cihadı en ön planda çıkarıyor. Ben Mustafa Karahasan oğlu Bey'in böyle bir mücadeleci olduğunu biliyorum. Bizden o cihat ruhunu aldılar. O cihat ruhunu bizden aldıkları için biz bu hallere düştük. Bunu söyledikten sonra mesela öğretmen seçme vardı. Bunu herhalde bildiğim kadarıyla kaldırdık. 1 ve 5. sınıflarda kalktı hocam. 1 ve 5. sınıflarda evet. Kalktım. Hı hı. Ve ben kalkmasaydı ben bunu daha iyi görürdüm. Sebebine gelince... Hangi açıdan? Evet buyurun hocam. Sebebine gelince sebebi de şu. Maalesef geçenki programda da söyledik. Maalesef çocuklarımıza eğitim veren bir kısım öğretmenlerimizin tutum ve davranışları evlatlarımıza iyi örnek olmadığını biliyorum. Benim de torunlarım okula gidiyor. Ama çok iyi öğretmenlerimiz var. Milli, muhafazakar, vatanını seven, milletini seven, çocukları Türk-İslam birliğine doğru ileten, ben buradan bunu çok tekrar ediyorum. Herhalde bizi çok değerli izleyenlerim yanlış anlamaz. İnşallah. Bizim birinci önceliğimiz... Dünya üzerindeki ümmeti Muhammed'in olduğunu ortaya koymak. Ümmet bilincini, ümmet şemsiyesini açmak. Bu şemsiyenin altında İslam'a girecek olan bütün insanları kaplıyor. Ama dünya düzeyinde eğer bir devlet arıyorsak o da hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet değil yalnız, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu ikinci şemsiyemizin altında bütün insanların toplanabileceğini ve en güvenli bir liman olabileceğini çok iyi bildiğim için ve ikinci şemsiyemiz de budur. Ama birinci şemsiyemiz ümmeti Muhammed olma şemsiyesidir. Çünkü biz bununla beraber dünya üzerinde 8 milyar insan var bildiğim kadarıyla, artı eksi olabilir. Ama Siyonistler habire Müslümanları öldürüyor. Onlar öldürdükçe biz artacağız Allah'ın izniyle. Evet. Onlar bir öldürdü mü Müslümanlar, Allah'a inananlar en az 10 artacak Allah'ın yardımıyla. Evet. Buna inanıyorum. Dolayısıyla yine o soruya geleyim. Buyurun. Öğretmenlerimizin içerisinde de bu vizyonu evlatlarımıza veremeyecek ve bu güzel kutsal görevin içerisinde sızanlar olduğunu bildiğim için ben tercihli sistemi beğeniyorum ve ondan tarafım aynı zamanda. Eğer Veli Vizyon dediniz değil mi? Evet. Eğer Veli Vizyon'da kim bunu yapacak, kim bunu şey yapacak, ortaya koyacak? Mesela tabii bir meseleyle bunu dile getirmek kolay değil. Evet. Bunu etraflıca ortaya koymak gerekiyor. Eğer bizim o Veli Vizyon programında babaannelere, dedelere bizim İslami kültür yansıtılacaksa, babalara, annelere saygı ve sevgi kültürü yansıtılacaksa, cennet annelerin ayakları altındadır kültürü yansıtılacaksa, bizim İslami örf ve adetimize uygun kültür yansıtılacaksa başımın üzerinde yeri var bu programın. Ama yine bizi biz olmaktan çıkaran, bizim maddi ve manevi değerlerimizi ortadan kaldıran kültür oraya konacaksa bu bizim için iyi olmaz. Hı. Mesela bizim Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri var. Biz neden çizgi film de olsa, ben aslı olsun çizgi filmde olmasın ama çocuklarımız çizgi filmi daha fazla izledikleri için bizim çizgi filmlerimizde neden minare olmasın, neden kubbe olmasın, neden Hazreti Fatih Muhammed Fatih olmasın, neden Yavuz Sultan Selim olmasın, neden Osman Gazi olmasın, neden Orhan Gazi olmasın? Bunlar oluyor yavaş yavaş artık hocam. İşte ben söylüyorum, ben fikrimi söylüyorum. Ben bir bireyim, burada evet, birey olarak elbette konuşuyorum. Neden Abdülhamit Han Hazretleri olmasın? Neden Allah ve Resulüne saygı ve sevginin oraya olmasın? Şimdi ben böyle dediğimde belki bazıları şöyle diyebilir. 1 yaşı ve 5 yaş dediniz, 5. sınıf dediniz evet, değil mi? 1. sınıf ve 5. sınıf. Tam çocukların o genç dimağlarına Allah sevgisi, bak korku demiyorum, Allah sevgisi diyorum. Allah'ın Resulü Hazreti Peygamberimizin sevgisi diyorum. Tam orada mermer üzerine yazılan yazılar gibi kazınır. Bizim Kur'an kurslarımız var, bizim okullarımız var, bizim kreşlerimiz var. Evet. Ben bizim kreşlerimizde bana emanet edilen o yavrulara bir, sevgiyi öğretiyorum, saygıyı öğretiyorum. Sizi kim yarattı? Ona bir şeker atanı değil de bu gözlerle göremeyeceğimiz, bu gözlerle, bu akılla anlayamayacağımız her şeyi yaratan Yüce Rabbim yarattı. Onu öğretiyoruz. Onun sevgisini değil mi hocam? Onun, biz çünkü eskiden daha çok Allah korkusu öğretiliyordu. İşte korku o sevgidir o. Allah sevgisi. Muharrem Tolga Bey kardeşim, korkulan şeyden uzaklaşırız. Evet. Mesela bir arslan deseniz, bir canavar deseniz veya bir Siyonist deseniz, Gazze'deki çocuklar kaçar, durmaz. Çünkü acayip zulüm yaptılar evet, orada. Eğer bizim Veli Vizyon dediğimiz o program bu dediklerimi içeriyorsa, hı hı, başım gözüm üstüne. Ama maalesef böyle deyip kuruluyor. Sonra da tam istemediğimiz hadiseler meydana geliyor. Çocuk orada neyi görüyor? Mesela bizim çizgi filmlerde, ben buradan devletime bunu söylüyorum, şikayetse şikayet ediyorum. Lütfen ne olur şu Türk, İslam, Müslüman Türk milletinin aile yapısını, kültürünü yok eden televizyon ekranlarındaki, lütfen ne olur şu dizileri bir kaldırın veya bir çeki düzen verin. Resmen diyorum, gözümüze baka baka Türk milletini kötüleyen diziler oralarda görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimizde bu dizilerin ne işi var? Siz bir İngiltere'ye gidin, İngiliz'e bir yan bakın, kendinizi ya toprağa buluyorsunuz ya da en işkence yapılan hapishanelerde buluyorsunuz. Gidin Rusya'ya, aynı. Fransız'a gidin aynı. Amerika'ya gidin sesiniz bile duyulmaz. Nereye gittiğiniz belli olmaz. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimizde Türk milletine, İslam'a, Müslümanlara, vuran vurana, kim daha fazla Müslüman Türk milletine saldırıyorsa, kim daha fazla İslami değerlerimize saldırıyorsa, o öne çıkar. Kim daha fazla Türkiye'yi yıkmak istiyorsa maalesef benim devletim onun yanında yer alıyor. Bu çok garip bir hadisedir. Ben bunu söylemekte mahsur görmüyorum ama hem de üzülüyorum. Nerede ise şu Türkiye Cumhuriyeti devletimizde Kurtuluş Savaşı'nı yaparak kurtardığımız, Çanakkale'yi yaparak kurtardığımız, Kıbrıs'ı kurtardığımız yakınları anlatıyorum. Evet. Hazreti Fatih İstanbul'u fethettiği zaman beddua etmiştir. Bu ülkeden bir karış toprak satana beddua etmiştir. Uygun olmayan hareketleri yapanlara da beddua etmiştir. Hatta çok önemli olduğu için söyleyeyim. Buyurun. Cennet mekan her zaman rahmetle anmamız gerekiyor. Bunu biz yüce Türk milleti, İslam Müslüman Türk milleti olarak rahmetle anarız. Ama İstanbul'u aldığımız, zulmettikleri için aldığımız millet elbette Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine lanet eder. Ben ona saygı duyarım. Saygı da duymam. Düzeltiyorum. Anlarım. Ben niçin saygı duyayım? Saygı duymam. Benim dinime saldıran, örfüme saldıran, benim kültür ve manevi değerlerime saldıranlara asla ben saygı duymam. Evet. Giriyor İstanbul'u surların içerisine girdiğinde her tarafı dolaşıyor. Bir yerden, bir dehlizden garip garip seslerin geldiğini söylüyorlar, duyuyor. Nedir bu diye sorduğunda diyorlar ki efendim siz burayı fethetmeden önce Bizans imparatoru papazları çağırmıştı. Papazlara ne olacak bu gidişatın sonu? İstanbul'u alabilecek mi Fatih? Papazlar ona aynen şöyle dediler. Siz eğer bu adaletsizliğe, bu zulme, bu şatafata, bu gereksiz harcamalara eğer devam ederseniz çok kısa bir uğraşma ile İstanbul'u alacak. Dedikleri için Bizans kralı papazları Bodrum'a attırmıştı veya hapse attırmıştı. Bunun üzerine Fatih onlara aynı soruyu soruyor. Diyor ki çok güzel tespit ettiniz. İstanbul'u biz aldık. Allah nasip etti. Resulüm Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve bize nasip oldu. Acaba İstanbul bizim elimizden çıkar mı? Şimdi papazlara Hazreti Fatih bu soruyu soruyor. Papazlar şöyle bir müddet durduktan sonra diyorlar ki padişahım, padişahım İstanbul'u silah zoru ile sizin elinizden ve sizin neslinizden Müslüman Türk milletinden almalarının imkanı yok. Fakat ve amma varsa tehlike var demektir. Sizin örfünüzü, İslami örfünüzü, altını çiziyorum. İslami olmayan hiçbir örf yüce Türk milletinin önünü açmaya asla yetmez. Açmaz zaten. İslami örfünüzü, adetlerinizi, acıma duygularınızı, eğer İslami duygularınızı, en önemlisi peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olan sevgiyi sizden ve sizin neslinizden almak suretiyle İstanbul'u ele geçirecekler. İşte o zaman Hazreti Fatih ellerini kaldırıyor, Allah'a yalvarıyor. Allah'ım diyor, senin rahmetin, senin Resulün Hazreti Muhammed Mustafa Efendimin şefaatiyle bütün Müslümanların duası ile, tüm evliyaların duası ile fethettiğim İstanbul'un böylece elimizden çıkmasına sebep olanlara o bedduanamesini biliyorum fakat onu tam okumama gerek yok. İçeriğini söyleyeyim. Havadaki kuşların, denizdeki balıkların, karadaki Allah dostlarının laneti onun üzerine olsun. Şimdi Tolga kardeşim, bizi asla yenemeyecekler. Yenemediler ve yenemeyecekler. Çanakkale'den içeriye giremediler. Ama orada Abdülhamit Han Hazretleri'nin Hamidiye tabiyaları vardı. Mübarek, buraları muhkem tutun, buraları bozdurmayın. Asla küffar oradan içeriye giremeyecektir. Giremedi fakat içimize sızdılar. Kültürümüzü bozdular. Örf ve adetlerimizi bozdular. Cennet ayaklarının altında olan annelere moruk dedirttiler. Koca karı dedirttiler. O her şeylerini evlatları için seferber eden, gece gündüz çalışan babaları, anneleri darul acezelere veriyoruz. İşte böyle örf ve adetimizi, kültürümüzü, İslami geleneğimizi Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan saygıyı, sevgiyi maalesef bizden koparıp aldılar. Ve şimdi onların önünde çok basit durmaktayız. Eğer Veli neydi bir daha söyler misin? Veli Vizyon. Ha, Veli Vizyon denilen bu oluşum, bu program, bu dediklerimi içerirse o zaman yetişen evlatlarımızı ezanına, bayrağına, annesine, babasına, devletine, vatanına, milletine, hatta bununla da kalmayacak dünya üzerindeki mazlumlara kesinlikle yardımını esirgemeyecek. Burada bir şey anlatmak isterim. Buyurun. Almanya. Bizim kültür aslında Türk milletinin asla böyle bir istek ve arzusu yok. Kimin arzusu var o zaman? Batı kültürüne kim hayran? İçimize soktukları devşirme, Türk ismi altında kendisini kamufle eden, görünüşte Türk ama sureti hakikide İsrail, Alman, İngiliz, Fransız olan veya Yunan, bunlar olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bir Alman aile 70 küsür yaşında, karı koca. Devlet onlara çok iyi bakıyor. Çok iyi bakıyor ama işi sadece para görmüyor. Bu iki aile, karı koca bir evde. Devlet onların her türlü sosyal imkanlarını veriyor. Ama verilmeyen bir şey var. O da evlat sevgisi, torun sevgisi, insan sevgisi verilemiyor Tolga kardeşim. 5 yıl bu Facebook'larda, internete girildiğinde bunu bulabilirler. Bir sabah bir kağıt yazıyorlar. 5 yıldan beri kızım var, oğlum var, torunlarım var. 5 yıldan beri şu evimin kapısını bana hizmet eden, bize hizmet eden hizmetçiden başka hiç kimse açıp halımızı sormadı. Böyle yaşamaktansa ölüm bizim için en güzel sondur dediler ve intihar ettiler, öldüler gittiler. Kültür bu mu kardeşim? Ama benim dinim, benim inancım, benim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem analara, babalara yaşlı hallerinde yardım etmenin, sevgi duymanın, muhabbet beslemenin Allah katında en büyük bir ibadet olduğunu bildirmektedir. Evet. Şimdi eğer Veli Vizyon dediğimiz o oluşumda bu anlattıklarım varsa yapanlara, edenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bunu da şunun için diyorum. Çocuklarımızı vatanına bağlı, milletine bağlı, ezanına bağlı, Kur'an'ına bağlı, peygamberine bağlı, hatta anne ve babasına bağlı ve saygılı bir nesil yetiştirmiş olacağız diye düşünürüm. Evet, inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hutbesinden önce, hutbeye çıkarken 3 kere lanet okuyor ya, oradaki zaten lanet ettiği kişilerden biri de anne babası yanında yaşlanan ve onlara bakmayanlaraydı, değil mi hocam? Yanlış mı hatırlıyorum? Çok güzel hatırlamışsınız. Değil mi? İsterseniz ona da azıcık buyurun, değinelim. Buyurun. Sevgili Peygamberimiz zaten bizi neden peygamberimizden soğutmak istiyorlar? Bunun için. Neden? Neden? Buradan ben Siyonistleri methetmeyi hiç istemem. Ama maalesef ben programları da zaman zaman izliyorum. Bizim konuşmacılarımızın %70'i Amerikan şöyle güçlü, Siyonistler böyle güçlü, onlar böyle kırar, böyle asar, böyle keser. Kime konuşuyorlar bunları? %90 Müslüman olan, inançlı olan yüce Türk milletine, Müslüman Türk milletine bunları söylüyorlar. Ve mübarek insanlar, neden demiyorsunuz? Onların bu kadar ölüm makineleri varsa bizim de Allah'ımız var. Allah'ımız öyle güçlüdür ki onların şimdi Akdeniz'de indirdikleri o gemilerin tamamını bir fırtına ile denizin dibine indirmeye kadirdir. Neden Allah'ımızın gücünü anlatmıyoruz? Neden Müslümanların iman gücünü anlatmıyoruz? O kadar methettiğiniz, o kadar methettiğiniz bütün batılı Hristiyan alemi Çanakkale'ye geldi, Allah'ın izniyle yerle bir ettik. Etmedik mi? Çanakkale'den içeriye girebildiler mi? Giremediler. Giremediler. Kurtuluş Savaşı'nda yerle bir etmedik mi? Ettik. Kıbrıs'ta Gazze'ye yaptıklarının bir aynısını benim kardeşlerime yaptı. Gazze'dekiler de bizim kardeşlerimiz. Onlara yaptılar. Yerle bir etmedik mi kardeşim? Ettik. Bize paraşüt bile vermedi o NATO dediğimiz, bize destek çıkacak olan insanlar. Demek ki onların kurduğu bu kuruluş Müslümanlara, inananlara, onlar gibi Hristiyan ve Yahudi olmayanlara yaramıyor. Öyleyse biz de İslam aleminin birliğini kurmak zorundayız. Şimdi soruna geleyim. Buyurun. Zaten bizim öyle büyük bir peygamberimiz var ki bize her yerde, her halü şartta en güzel örnekleri veriyor. Verdi zaten. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minbere çıkıyor. Yani hutbeye çıkıyor. Hutbeye çıktığı zaman hiç kendisinden sadır olmayan bir hadise meydana geliyor. 3 kez amin, amin, amin buyuruyor. İkisini söyleyeyim. Bir tanesi, benim ismim yanında anılır da bana Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed demeyen kimse o kadar büyük bir devleti kaybediyor ki benim buna gönlüm razı değil. Bana Cibril geldi diyor. Cibril, senin ismin yanına anılır da sana salat ve selam etmeyenler burnu üstü sürünsün dedi. Ben de bu kadar büyük devletten mahrum olan kimse mahrum olmaması için bir uyarı niteliğinde amin dedim diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah inna Allaha ve melaiketehu yusallûne alen nebiy. Allah Allah, Allah ve melekleri peygamberine yardım ediyorlar. salat ediyorlar, selam ediyorlar, ona yardım ediyorlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de o Muhammed'ime, ayeti kerime, siz de ona yardım edin. Onun getirdiği dine yardım edin. Onun getirdiklerinin tamamı benim emirlerimdir. Biz peygamberimizin dediklerini Allah'ın emri olduğunu kabul ediyoruz. Ama maalesef birçok ilahiyatçı, üzülerek söylüyorum, dinime zarar veriyorlar. Ümmetin inancına zarar vererek ümmeti Muhammed'i güçsüz hale getiriyorlar. Altını çiziyorum. Güçsüz hale getirdikleri için bunu söylemek zorundayım. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimizin şefaatini inkar ediyorlar. İnşallah bu konuda bir ders yaparız. İnşallah. Şefaat Allah'ın izniyle peygamberlere verilen bir nimettir. Hatta sevgili peygamberimiz hafızlara da 70 kişiye şefaat etme yetkisi veriyor Allah Zülcelal. Resulullah bildiriyor. Hatta cephelerde gidip ümmeti Muhammed'i, sınırları, vatanı, milleti, dini İslam'ı, Hazreti Kur'an'ı, insanlığı korumak için cephelerde şehit olan şehit kardeşime de şefaat etme yetkisini veriyor Allah-u Zülcelal. Resulullah bildiriyor. Peki bunları neden ortaya atıyorlar? Nedeni biliyor musunuz? Nedeni şu: İslam'ı sulandırmak, Müslümanların kafasını bulandırmak. Onlar cihad etmesinler. Ben biraz evvel Cennet Mekan Akit Televizyonu'nun kurucusu Mustafa Karahasan oğlu Bey'i rahmetle andım. Onun mücadelesini anlattım. O mücadeleci bir adamdı. Ben şimdi merak ediyorum. O bugün olsaydı Gazze'deki Müslüman kardeşlerimin yanında en güçlü bir şekilde durabilen bir mücahit olduğuna inanıyorum. Sevgili Tolga kardeşim, ikincisi de amin dediğinde anne babası yanında olup da ikisi veya ikisinden biri yanında yaşlandı. Onun duasını alamadan onlar ölür de onların duasını alıp da cennete hak edemeyen evlatlara da veil olsun Cibril buyurdu. Ben de amin dedim. Neden? Ana babanın duası evlatlarına peygamberlerin ümmetlerine duası gibidir. Asla ama asla reddolunmaz. Şimdi bizim bu birliğimizi bozmak istiyorlar. Bu beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Bu inancımızı bozmak istiyorlar. Geçen birisi Mescid-i Aksa olarak böyle bir şey yok diyor. Halbuki ayet var. Estağfirullah. Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî barekna havlehu linuriyehu min ayatina. İlâ ahir sure, ilâ ahiril âye. Allah-u Zülcelal habibi, edibi, kölesini Mescid-i Haram, Kâbetullah, Mescid-i Aksa, etrafını da mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa bizim için çok önemlidir. Müslümanlar için çok önemlidir. Allah-u Zülcelal habibi, edibi, orada abdihi geçiyor, kölesi geçiyor. Köle efendiye daha yakın olduğu için Allah'ın peygamberi, sevgili peygamberimiz, ya Rabbi ben senin kölen olayım, öyleyse sen benim kölem ol. Ne demek? En fazla köle efendiye yakın olur. Allah'ın peygamberi de yüce Rabbimiz'da böyle tam yakınlık ifade eden köleliği istiyor. Kölesini, kulunu Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüttü. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, ayetlerimizden bazılarını ona gösterelim diye oradan oraya. Şimdi bizim sözüm ona ilahiyatçılar, Müslüman Türk milletinin birliğini, beraberliğini Mescid-i Aksa'ya Gazze'ye olan bağlılığını yok etmek için böyle bir yer yok. Neden oraya bu kadar şey yapıyorsunuz, önem veriyorsunuz dercesine Mescid-i Aksa diye bir yer yok. Allah'ın peygamberi oradan. Peki nereye gitti oradan? Orada da cevap yok. Sen bir yalan at, tak doğrusunu ortaya koyarız. Zaman geçer. İsrail Siyonist de Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı, Gazze'yi alır. Sıra Türkiye'ye gelir. Allah'ın izniyle Türkiye'ye gelemeyecek. Biz Siyonist İsrail'i Gazze'de boğacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok yakın bir gelecekte. İnşallah. Bu da Allah'ın izniyle bize nasip olacak. Tolga kardeşim. İnşallah. Neden bize yakın nasip olacak diyorum? Neden? Şimdi her fırsatta önümüze çıkan bir şey var. Nedir o? Şu. Deniyor ki ya neden Araplar Gazze'ye sahip çıkmıyor? Neden? Neden Araplar Filistin'e sahip çıkmıyor? Çıkmıyor. Neden? Mu? Neden sahip çıkmıyorlar? Neden Nijerya? Neden Pakistan? Neden bu İslami ülkeler? Neden Mısır Gazze'ye sahip çıkmıyorlar? Onlar da Arap deniyor. Sevgili Tolga kardeşim, neden biliyor musunuz? Nedendir hocam? Allah dünyanın jandarmalığını ben asla böyle bir zaten başında ifade ettim. Ben ümmet bilincini ortaya koyuyorum. Ama dünya ölçeğinde de benim ecdadım, Türk milleti 1200 yıl dünyada garibin yanında, mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğu ise ben Türk milletiyle de iftihar ediyorum. Etmek de zorundayım. Ve bu bayrağın altında olan herkes de bundan iftihar etmesi gerekir. Evet. Şimdi neden? Cenab-ı Hak yüce Türk milletine bu görevi verdi. Yani Selçuklu'ya verdi, Osmanlı'ya verdi. Şimdi de bize verdi bu görevi. Onun için Arap'a vermedi, Pakistan'a vermedi, Nijerya'ya vermedi, Endonezya'ya vermedi, bize verdi. Neden? Biz Allah'a, onun peygamberine daha fazla sevgi ve muhabbet ediyoruz. İslam'a, dine, diyanete, Hazreti Kur'an'a daha fazla bağlı olduğumuz için bu görevi Allah bize vermiştir. Bunu bir programda da yine izah etmiştim. Yine de burada izah edeyim. Allah-u Zülcelal Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune ezilletin alel müminin e'izzetin alel kafirin yücahidune fi sebilillah ve la yehafune levmete laim zâlike fezlullah. Allah Allah. Değerli kardeşim, Allah sevgili peygamberimizin döneminde bu ayet Resulullah'a geliyor. Müslüman olup İslam'dan dönenler vardı. Allah bu ayeti gönderdi. Habibim üzülme. Üzülme sen. Ben öyle bir topluluk meydana getiririm ki o İslam'a hizmet eder, İslam'ı yayar, senin getirdiğin İslam dinini dünyanın her tarafına yayar ve Allah'ın dinine hizmet eder. Yuhibbuhum. Allah onları sever ve yuhibbunehu. Onlar da Allah'ı sever. Ezilletin alel müminin. Müminlere karşı çok alçak gönüllüdürler. Aizzetin alel kafirin. Kafirlere de çok şiddetlidirler. Tam 1200 yıl, 650 yıl Osmanlı, 350 yılda Selçuklu, 1000 yıl ediyor. Ondan 200 sene de sevgili peygamberimizden Abbasiler, ne bileyim, evet, oradan bize gelinceye kadar tam 1200 yıl dünyaya adalet dağıtan iman sahibi Müslümanlardır. Tolga kardeşim, dünya değersizdir. Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de dünyaya eğlence ve oyuncak diyor. Ama Siyonistlere, inançsızlara, imansızlara bırakılacak kala da değildir. Biz tarihteki yerimizi en kısa zamanda almak zorundayız. Hatta Avrupa'da Evet, kesinlikle hocam. Hatta Avrupa'da, bunu da müsaade buyurun, bunu da söyleyeyim. Buyurun. Zaman yaklaşıyorsa bana hemen haber verin. Tamam, buyurun hocam. Hatta Avrupa'da gayrimüslim ülkeler kendileri gibi gayrimüslim zayıfları yok edecekleri zaman geliyorlar, kılıçlar ellerinde, şimdi sizi kim kurtaracak bizim elimizden dediklerinde o gayrimüslimler aynen şöyle söylüyorlar: Allah'ın kılıçları, Türkler bizi kurtaracak. Evet. Nitekim kurtardılar. Buradan yine ifade ettik. Bugün bizim Müslüman kardeşlerimizi, hem de Türk kardeşlerimizi Gazze'de öldüren, kıran, canice, alçakça katleden Yahudileri Osmanlı kurtarmadı mı? Bunu ne çabuk unuttular. Bize düşmanlık edenler, Kore'de biz şehit vermedik mi? Bunu Amerika'nın hainleri ne çabuk unuttular. Onun için ben diyorum ki buradan bakanımız Hakan Fidan Bey bir laf etti, çok hoşuma gitti. Buna sahip çıkın dedi. Bunun altını doldurmamız gerekiyor. Buna sahip çıkın. Ya her gün her gün, ya bu ne ya? Buraya sahip çıkmak için Müslüman olmak gerekmiyor Tolga kardeşim. Azıcık insan olan buraya sahip çıkması lazım. İsrail'in tasmasını tutun dedi. Tutun dedi ve çok iyi bir laftı ve bunun da altını doldurmamız gerekiyor. Bizim hudutlarımızdan içeriye bu kafirler kalleştir. Bak biz Kore'ye gittik, onların itibarını kurtardık. Bence çok yanlıştı. Gitmememiz gerekirdi. Bize Kıbrıs'ta haklı davamızda bir paraşüt vermeyen NATO'nun bize ne faydası var? Tabii onu teknik bir konu. Onu siyasi bilenler buraya girsin. Evet. Bunu savunsunlar. Artısını, eksisini. Ama Kıbrıs'da bizim haklı mücadelemizde bize bir paraşüt vermeyen, benim verdiğim silahla Yunanistan'a vuramazsın diyenleri de biz unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla biz behemhal, milli eğitim çok önemli, din eğitimi çok önemli. Bu iki eğitim dalı bizim için çok önemli. Ama maalesef üzülerek söyleyeyim ki bizim okullarımızda deist ve ateist olanlar çok fazla. Cinsiyet değişikliği yapanlar fazla. Ben buradan devletime sesleniyorum. Hatta bu konuda Aile Bakanımızın da güzel bir sözü var. Diyor ki eğer böyle giderse, altını çiziyorum, artı eksi belki olabilir, düzeltsinler beni. Eğer böyle giderse nikahlı evlilik teşvik edilmeyerek, altını çiziyorum, bu konuda da devletim eğer Türkiye'mizi düşünüyorlarsa nikahlı evliliği teşvik etmemiz gerekiyor. Ve kadına ömür boyu nafaka Allah'ın emri değildir, kaldırılması lazım. Kur'an'da da böyle değildir, kaldırılması lazım. Kadının beyanı esastır. Bu ne Kur'an'da var, ne mecellede var, ne hiçbir yerde var. Bunun da kaldırılması lazım. Kaldırılması lazım ki hem erkekler mağdur oluyor hem de bayanlar. Neden? Evlenme çağı 40 yaşına geldi. Ben çok erkeklerden dinliyorum, böyle evlilik olmaz diyorlar ve onun için evlenmiyorlar. Bizim genç nüfus yaşlı nüfusa doğru gitmeye başladı. Ve Aile Bakanımız şöyle söylüyor: eğer bu gidiş böyle devam ederse 15-20 sene sonra askere gönderecek evlatlarımızı bulamayacağız. Evet. Onun için behemhal bu yanlışlıkların kalkması lazım. Ben buradan söylüyorum. Ben vatanımı sevdiğim için söylüyorum. Askerimi sevdiğim için söylüyorum. Dinimi, diyanetimi sevdiğim için söylüyorum. Ay yıldızlı bayrağımı sevdiğim için bunları dile getiriyorum. Ben şunu da biliyorum, bundan bazıları rahatsız olabilecek, onu da biliyorum. Ama kim rahatsız olursa olsun bu yanlışlar Yüce Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin geleceğine ve gençliğinin temeline dinamit koymaktır. Bir de şu olumsuz dizilerin, dedikodu dizilerinin, fitne fesat dizilerin, ahlakı bozan, anneye babaya saygısızlığı ortaya getiren dizilerin kalkmasını istiyorum. Veli Vizyon eğer yapılacaksa bizim kahramanlarımız var, padişahlarımız var, bizim için ilim adamları var. Bu zamana kadar Osmanlı ne yetiştirdi diyenler var. Osmanlı hangi ilim adamını yetiştirmedi ki? İspanya'daki insanlar şöyle diyorlar. İspanya'daki kütüphanelerden kurtardığımız %10 Osmanlı ve Selçuklu'dan. O zaman Selçuklu, kalan kitapları biz okuduk, atomu parçaladık. Öyle diyorlar. Ama bizim cahiller ne diyor? Osmanlı'da ilim adamı nerede vardı? Olmaz olur mu? Avrupa'da rezaletten başka bir şey yoktu. Biz Avrupa'daki Hristiyanları da kurtarmaya talibiz. İslam böyle bir dindir. Bak, ben Gazze konusunda duyarlı, üniversite gençliğine, Avrupa'nın üniversite gençliğine, genç insanlarına, Hristiyan ve Yahudi ne olursa olsun, Gazze'de bir soykırım vardır, yapamazsın diye sesini yükselterek, karşı gelerek, hükümetlerine hat bildirerek bunu söyleyen diğerlerine de Allah'tan hidayet diliyorum. Amin. Müsaade edersen bu konuda da bir şey daha söylemek Buyurun. İsterim. Buyurun hocam. Vaktimiz var biraz da. Hakkımız var. Yalnız şurayı bir daha şey yapayım. Yüce Türk milletine sahip çıkalım. Biz Türkiye'de bu konuları savunduğumuz için veya benim gibi savunanlar olduğu için karşı çıkanları duyuyorum. Bizim Türk milleti İslam'a hizmet ettiği için, insanlığa hizmet ettiği için, Avrupa'ya kültür götürdüğü için, Avrupa'nın rezaletini yok ettiği için bizim için çok önemlidir. Türk milletinin varlığı insanlık için önemlidir. 5000, burada biraz evvel programda da arkadaşlar dile getirmişlerdi. 5000 yıllık Müslüman Türk milletinin tarihi vardır. Türk milletinin tarihini dünya tarihinden çekip alırsanız tarih diye bir şey kalmaz. Evet. Onun için bu iyi insanların varlığını daha iyi anlatmamız gerekir. Çocuklarımıza bizim bu manevi büyük değerlerimizi anlatmamız gerekir. Bizim çocuklarımızın, annelere babalara buradan da sesleneyim, Buyurun. Aldığımız tişörtlerin arkasında Batı'nın kültürünü yansıtan resimleri koymayın, isimleri koymayın. Sizin Osman Gazi'niz var, Orhan Gazi'niz var, 2. Murad'ınız var, Hazreti Fatih'iniz var, Hacı Bayram Veli'niz var, Merkez Efendiniz var. Geleceğe insanla hizmet eden Süleyman Efendiniz var, Yahya Efendiniz var, Mahmut Efendiniz var. Ben buradan buna da dikkat çekmek istiyorum ve beni çok rahatsız ediyor. Eğer bizim cemaatlarimiz, derneklerimiz ve vakıflarımız olmayacak olsa şu andaki Türkiye'nin durumu bu durumda olmazdı. Bir zamanlar Macaristan ehli sünnet Müslümandı. Bir zamanlar İran ehli sünnet Müslümandı. Şimdi ne oldu? Şimdi perişan haldeler. Eğer cemaatleri, cemiyetleri sindirir, bastırır, denetlensin. Ben ona hiç bir şeyim. Ama bütün vakıflar denetlensin. Bütün dernekler denetlensin. Sadece İslami dernekler değil. Biz yaptığımız hizmeti biliyoruz. Ben de bir cemaatim. Benim çalışmam iyi insan yetiştirmek, temiz toplum yetiştirmek. Cumhurbaşkanımızın arzusu da bu değil mi? Temiz toplum yetiştirmek, anasına saygılı, babasına saygılı, vatanına, milletine saygılı, devlet adamına saygılı. Bizim devlet büyüklerimiz bu Türk milletinin neslinden olmayanların yanına gittikleri zaman tavırlarını görüyoruz. Öyleyse temiz toplum Müslümanlıkla olur, İslam'la olur, Kur'an'la olur, İslami kültürle olur, İslami medeniyetle olur. Anaya koca karı, babaya moruk, yaşlandın, hadi bakalım Darül Aceze'ye. Böyle mi olur? İşte Avrupa'nın kültürü 1950'lere kadar kim milyoner olmak ister de soru olarak çıkmıştı. Aşağıdakilerden hangisidir? İçeriğini söyleyeyim. Yetim çocukları, babası annesi gayrimeşru çocuk meydana getirenlerin çocukları, evlatlarına bakamayanları, hatta ailelerin parçalanan aileleri, tam belki ifade edemeyeceğim, aklıma kaldığını söylüyorum. Köle pazarlarında boğazlarına ip takılarak köle pazarlarında köle olarak satılan, ağır işlerde çalıştırılan ülke aşağıdakilerden hangisiydi? Çok üzücü değil mi? Oradaki yarışmacı vay vay demekten başka çare bulamadı. Ne zaman Avrupa ülkelerinden bir ülke olduğu orada çıktı, hiç sanmazdım dedi. Ya ben de buradan gençlerimize sesleniyorum. Alacaksanız Avrupa'nın teknolojisi sizden iyiyse onu alın. Aslında bizden de iyi değil Tolga kardeşim. Tam 100 seneden beri bizim mühendislerimizi öldürdüler. Bizim iş adamlarımızı öldürdüler. Bizim ülkemizi bu hengameden çıkarmak için uğraşanları öldürdüler. Bu milletin önünü açıp gözünü açanları öldürdüler. Önümüzü kestiler. Önümüzü kestiler. Biz şimdi neden batı 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 dedik? İşte batıyı şimdi gördük. Allah-u Zülcelal'da Kur'an-ı Kerim'de ben hiçbir zaman ihmal etmem, imhal ederim. İhmal etmek, ömürsememek, lüzumlu görmemek gibi. Ama imhal, mühlet vermek. Ben diyor mühlet veriyorum. Kimin nasıl ne kadar kafir olduğunu, kimin münafık olduğunu ortaya koymak için ben mühlet veriyorum. Şimdi bizim toplumumuz eğer böyle olmamış olsaydı yine batacaklardı. Onun için ben buradan kültür bizdedir, Müslümanlardadır, İslam'dadır. Ahlak bizdedir, fazilet bizdedir, acıma duyguları bizdedir. Biz Yahudilerin en zor zamanlarında bile onlara kucak açmış, onları kurtarmışız. Evet. Hristiyanlara aynı öyle, papazlara öyle, hahamlara öyle. Neden papazlar sessiz kalıyor? Türkiye'nin, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bu merhametini bilmiyorlar mı? Onlara yaptıkları iyilikleri bilmiyorlar mı? Almanlar neden siz sessiz kalıyorsunuz? Osmanlı sizi Fransa'dan kurtarmadı mı? Neden sessiz kalıyorsunuz? Demek ki bizden başka dostumuz yok. Bizim dostumuz da ancak Müslümanlardır. Müslümanlar fe innel izzete lillahi cemia. Yahudi ve Hristiyanların yanında izzet arayanlar boşuna ararlar. Fe innel izzete lillahi cemia. İzzetin tamamı Allah'ın yanındadır. Yüce Rabbimiz bize söylüyor. Ama ders almıyoruz. Ders almadık. Gazze halen bombalanıyor. Evet. Halen öldürülüyor. Oradan oraya sürüyor. O sürüldüğü yere bombalıyor. Aman Allah'ım, bu ne vahşet. Bu ne canavarlık. Bu ne insanlıktan hiç nasipleri olmayan. Aslında Kur'an-ı Kerim bize bunları beyan ediyor. Estağfirullah, çok kez okumuşum. Tekrar okuyayım. Letecidenne eşedden nase adaveten lillezine amenul yehude vellezine eşreku. Allah-u Zülcelal iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli düşman Yahudilerdir. Hatta letecidenne, ilim adamları bunu çok iyi bilir. Nunu müşeddede, şeddeli ve kat'iyet bir yerde de yemin içeriyor. Kat'iyetle vurguluyor böyle. En şiddetli bulursun adavetellezine amenu. İman edenlere en şiddetli düşmanları bulursun. Yahud vellezine eşrekû. Yahudileri ve Allah'a şirk koşan putperestleri. Bu iki zümreye dikkat. Putperestlerle Yahudilere dikkat etmeliyiz. Biz artık kendimize gelme zamanımız gelmiştir. Evet. Artık lafla olmuyor Muharrem Tolga kardeşim. İcraat zamanı geldi. Herkes şöyle diyor: güçsüzüz, güçsüzüz. Ya biz Allah'a olan gücümüzü, kuvvetimizi ne çabuk unutuyoruz. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Evet. Müslümanların Allah'ı vardır. Sen Allah'a yalvar, dua et ama yat aşağıda demiyorum. Hı-hı. Silahların en güzelini yap. En kuvvetlisini yap. En önemlisini yap. Evet, işte bak hocam, bu hanımefendiydi. Evet. Bu hanımefendiydi. Reji, çok evet, teşekkür ederim ediyoruz elemanlarınıza. Evet, rejiye teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. İşte ve ben soruydu, bunu evet, sunan sunucuya da teşekkür ederim. Evet. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır diye bir soru var burada. Yarışmacı şu yüzden de şaşırıyor. Hepsi neredeyse Avrupa tarafında, Avrupa ülkesi olduğu için evet, olamaz diyor, seçemiyor ve sonunda medeniyetini, daha doğrusu kanunlarını aldığımız İsviçre'nin olduğu, bu ülkenin İsviçre'nin olduğu ortaya. Ben size de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür öyleyse ben devletime de sesleniyorum. Evet. Rejiye de teşekkür ediyorum. Evet. Hepsine teşekkür ediyorum. Akit Televizyon'a da teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'e çok rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bizim hafızlık yetiştirdiğimiz Kur'an kurslarımız var. Hı-hı. Okullara gönderdiğimiz. Evet. Orada şimdi sözüm olsun. Mustafa Bey'e bir hatim yapacağız inşallah. Buradan sözüm olsun ve orada da bak İsviçre. O zaman ben devletime de sesleniyorum. Buyurun. Böyle ülkelerden bizim alacağımız hiçbir şeyimiz yok. Evet. Ve buradan söylemiş oluyorum. Evet, peki ben hocam, içimden geldiği gibi konuşuyorum. Evet, çok da iyi yapıyorsunuz hocam. Sevilip evet, sayılıyorsunuz. Seyircilerimiz de bizden. Ben de seyircilerime de şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür Biz de onları ederim, çok seviyoruz. Evet hocam. Allah hepsinden razı olsun. Peki o zaman Gazze'deki kardeşlerimiz için, neslimizin daha ferasetli olması için, tüm kötülüklerin defi için dua ile kapatmak istiyorum bu hafta. Kaç dakikamız var? 3 dakikamız var hocam. Oo, bitti. Hemen, yine evet, şu anlatacağım Gazze ile alakalı İnşallah Sevgili Peygamberimizin bir güzel kıssası vardı. Duanızda beyan edebilirsiniz hocam, tamam, istiyorsanız onu. Yetişmez biraz, onu bir daha geniş İnşallah anlatalım ki iyi anlaşılsın. İnşallah geniş bir zamanda anlatalım. Ben kapanışı yapayım hocam. Buyurun. Sonrasında dua için sözü size bırakacağım. Efendim, bu haftayı bitirmiş bulunmaktayız Allah'ın izniyle. Gece Ajansı'nın sonuna geldik bugünlükte. Yeni gününüz ve geceniz hayır olsun. Pazartesi gecesi tekrardan görüşmek dileğiyle. Daima Allah'a emanet olun. Dua için şimdi söz kıymetli hocamız. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ya Rabbel alemin. Kalbimiz yanıyor, gönlümüz yanıyor. Aslında çaresiz değiliz, çaremiz var. Bizim en büyük çaremiz sensin. Ya Rabbel alemin, ne olur sen intikamını yine kulların ile alırsın. Ya Rabbel alemin, bu görevi yine yüce Türk milletine nasip edeceksin. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun yürüttüğü bu görevi inşallah yüce Rabbim bizden almaz. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Gazze'deki Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Gazze'deki Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Oradaki çocuklar, oradaki yaşlılar, oradaki hanımlar, oradaki hastalar, her tarafı vuruyor. Gözü dönmüş bu kafire fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, Siyonistleri, İsrail keferesini ben idari makamda olanlara söylüyorum. Halk nezdinde söylemiyorum. Oradaki vahşete destek verenlere söylüyorum. Ya Rabbel alemin, bu vahşete destek veren, İsrail'i koruyan, kollayan, gemilerini Akdeniz'e indiren, orada büyük gözdağı veren, Ya Rab, bu gözdağı biz beceremedik. Bu gözdağı sana veriyorlar. Ya Rabbel Alemin, seninle de savaş olmaz. Ya Rab, en kısa zamanda bu kafirleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Amerika'yı kahreyle, İngiliz'i kahreyle, Almanya'yı kahreyle, Fransız'ı kahreyle, İsrail'i kahreyle. Bu mazlumları şerlerinden koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, gönlümüz dayanmıyor ve oradaki çocuklar, ben sizi Allah'a şikayet edeceğim. Anne de 3 tane çocuğunu yan yana dizdi, 3 tane şehidini. Oğlum, kızım, evladım diyor, sesleniyor böyle. Sen şimdi Allah'a gidiyorsun, peygambere gidiyorsun, bu kafirlerin yaptığını onlara şikayet et diye yavrularına böylece söylüyordu. Ya Rabbel Alemin, ne olur en kısa zamanda bu kafirleri kahreyle, buradan kalkmadan, elimizi yüzümüze sürmeden bu kafirleri kahreyle ya Rabbi. Perişan eyle ya Rabbi. Ya Rab, sen dünyada bizi halife olarak yarattın. Ve izkâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Halifeler senin emrin üzere olanlardır. Bu kafirler değildir. Bu kafirler ne zaman işi ele aldılar, her tarafı perişan ettiler, kan gölüne çevirdiler. Ya Rab, bunları kahreyle. Ya Rab, bunları kahreyle. Ya Rabbel Alemin, İslam alemine de birlik ver, beraberlik ver, güç ver, kuvvet ver. Başındaki idarecilere feraset ver. Ama kafirlerin kuklası olmaya devam edeceklerse sen her şeye kadirsin. Oraya sahip çıkmayacaklarsa ya Rab, İslam aleminin başındaki idarecileri en kısa zamanda değiştirmeye sen muktedirsin. Onları değiştir. İslam alemini bir alem olarak yap. Ben bir de Türkiye Cumhuriyetlerinin sadece bir devlet olarak, bir millet olarak anılmasını istiyorum. Ya Rabbi, bir millet olarak Türkiye Cumhuriyetlerini bir millet olarak, bir devlet olarak anılmamızı ve bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hatta dünya üzerindeki İslam alemine birlik ve beraberlik ver ya Rabbi. Ülkemizdeki cemaatlara, cemiyetlere İslam'ı güzel anlatmayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bugün seneyi devriyesi olan Akit televizyonumuzun kurucusu ve mücahit, cihad ehli bir kişi olan Mustafa Bey'e de rahmet eyle ya Rabbi. Bizleri buradan görüntüleyen, perde arkasından ve perde önünde bulunan tüm kardeşlerimin ne muratları varsa onlara nasip eyle ya Rabbi. Kendilerine huzur, sıhhat, afiyet ikram eyle ya Rabbi. Devlet adamlarımıza hayırlı ehli sünnet danışmanlar nasip eyle ya Rabbi. Devlet adamlarımızı koru ya Rabbi. Askerlerimizi, polislerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ayaklarına taş bile değdirtme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, biz bir ümmetiz, bir milletiz ve böylece dünya üzerindeki tekrar hakimiyetimizi bize ikram ederek zalimin karşısında, mazlumun yanında, mazlumun gözünü silen, sofrasında aş olan bu görevi yine tekrar bizlere ikram eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ekranları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimize de rahmet, bereket, mağfiret, huzur ikram eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l Fatiha.